evli insanla bekar insan arasındaki fark ne? Bak o Aşikio örneğini herhalde onu kastettiniz. Evet. Şimdi orada evli insan, şimdi bir insan evlenmeyle birlikte özgürlük düşünce, özgürlük ve sorumluluk dengesini değiştirmiş oluyor evlilikle birlikte. Bekar insan özgür, sorumluluğu daha sınırlı. Yani ama evlendikten sonra sorumluluğu artıyor. Artık bir eş, aile var. Aile içerisinde sorumluluklar yükleniyor. Bu hidrojen ve oksijen atmosferde tek başına serbest dolaşıyorlar. Özgürce dolaşıyorlar. Fakat H2O oldukları zaman, yani su molekülü olduklarında özgürlükleri gidiyor ama yeni bir yaşam formu oluşturuyorlar. Aile oluşturuyorlar. Daha mutlu olacakları yeni bir alan oluşturuyorlar. Yani bir kimse hem özgür olacağım hem evli olacağım diyorsa bu mümkün değil. İşin doğasına da aykırı, evlenmemesi daha iyi o kişinin. Değil mi? Yani evlenirken onun bilincinde olmak, evet, o sorumluluğun bilincinde olmak da gerekiyor. Buna evlilik olgunluğu deniyor. Evet. Yani evlilik olgunluğuna sahip olmayan birisinin evlenmemesi lazım. Araba kullanma ehliyeti yoksa evlenmesin. Araba kullanmasın nasıl diyorsak, evlilik olgunluğu yoksa evlenmesin.